Samet buraya bir bardak su versin. Şu an yayındayız. Efendim. Öyle mi? Evet. Başlıyorsunuz. Sualler bende. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfik illa billah. Aleyhi tevekkeltü ve ilahi unib. Senin sesin duyulacak mı Sor, su su sorarken? Ee, biraz derinden de olsa duyulur üstadım. Yaklaş bu mikrofona istersen. Hatta isterseniz sana vereyim. Yok yok yo, hayır. Zaten şu an görüntüde sadece siz varsınız. Ben görmüyorum. Size yakınlaştırdım. Ama evet. sesimi alır buradan. Şimdi bir dakika. Biz nette müteselsil sohbetler yaparken 7000'in binin üstünde mail geliyordu. Bana tahsis edilen zamanda ele aldığım meseleyi bitirmeye bile fırsat bulamadığımdan bu maillere hiç cevap veremiyordum. Bu defa biz bu canlı yayında istiyoruz ki her sual soran muhakkak uzun veya kısa sual ne göre bizden bir cevap alsın. Bunun için her ayın ilk cumartesiyle son cumartesini suallere cevap vermeye tahsis ediyoruz. Öyle düşündük. Bu hafta Aralık ayının ilk haftası olmak itibariyle suallere cevap vereceğiz. Bu ayın son cumartesinde de böyle yapacağız. Ümit ederim ki herkese cevap verme imkanını buluruz. Buyur sor bakalım. Sırayla sor. Kimseye atlama. Peki üstadım. Ee, birinci sual. Lozan'da boğazlardan 100 yıllığına vergi alınmayacağına, Hatay ilinin bize 100 yıllığına verilip 2023'te tekrar referanduma gideceği e, ve Türkiye'den İslamiyet'ten uzaklaştırılması gibi maddeler yer alıyor mu Lozan'da? Bu bilgiler hepsi külüm yalan, yanlış. Nereden okumuşsa seyircimiz tamamen yanlış. Birincisi Boğazlar. Lozan'da Boğazların statüsü şudur: 15 kilometre sağından ve solundan Boğazlar gayri askeridir. Yani Türkiye buralarda asker bulunduramaz. 15 kilometre. Gemilerin geçişi ise Türkiye'nin muharip olduğuna veya olmadığına göre gemisi geçen devletin Türkiye ile muharip olup olmadığına göre şartlar itibar eder. Bu da müddetli değildir. Boğazdan vergi almak diye bir şey doğru olamaz herhalde Boğaz'dan geçen gemilerden bir geçiş ücreti almayı kastediyor. Öyle bir şey ne Lozan'da kararlaştırılmıştır ne de Lozan'ın Boğazlara ait statüsünü 1936 senesinde tadil eden Montro anlaşmasında böyle bir hüküm vardır. Eğer Boğazlardan geçen bir ticari gemi rehberlik hizmeti isterse bir ücret öder rehberliğe mukabil. İstemezse kendi başına geçer gider. Dünyada hiç böyle beleş geçilen boğaza benzer bir kanal vesaire yoktur. Ne Süveyş böyledir, ne Panama böyledir. Lakin bizimkiler Lozan'da zannettiler ki Lozan imzalanmazsa Türkiye müstakil bir hükümet olamayacak. Hatta ben Cevizoğlu'nun bir programında Lozan Türkiye'nin istiklalini Lozan garantilemiştir diye Cumhuriyet gazetesinde manşet gazete götürdüm oraya gösterme fırsatım olmadı. Öteden beri iddia ederler ki Lozan bizim istiklalimizin tanınmasına sebep olmuştur. Hatta bazı Kemalistler Cevizol da bunun içinde Amerika Lozan'ı tasdik etmediği için bizim hudutlarımızı tanımamıştır. Onun için işte Kürt harekatını destekliyor gibi de laflar ediyorlar. Amerika Lozan'da taraf değildir taraf olmayan bir devlet bir muahede imza atmaz. Amerika o zaman eski dünya dediğimiz Avrupa, Asya ve Afrika'nın işlerine karışmıyordu. İnfratçı bir siyaset takip ediyordu. Sadece Ermeniler ondan destek istedikleri için Genel Harbor'da Anadolu'ya müşahit sıfatıyla nedir bu dava? Bunların talepleri haklı mıdır, değil midir diye göndermiştir. Lozan'a da iki tane müşahit sıfatıyla adam göndermiştir. Yani ne olup bitiyor orada? Takip et de hükümete bir rapor ver. Bir anlayı Amerika'nın, Lozan'ın tasdiki diye bir şey olmaz. Bu cahilane bir laftır. Hukuka böyle bir şey gerekli değildir. Bir devletin tanınması ise iki suretle olur. Ya o devleti başka bir devletin hükümeti karar alır. Buna tanıma kararı denir. Seni tanıyorum demek bayrağını, rejimini, hudutlarını tanıyorum demektir. Bunlara bir itirazım yok demektir. Bunun neticesi de diplomatik münasebet tesisidir. Halbuki daha Lozan imza edilmeden büyük devletlerin hepsinin Ankara'da mümessilleri vardır. Bunlar Lozan'ı imzalamazlarsa Türkiye'yi tanımıyorlar bugünkü hudutlarıyla yani milli mücadele sonrası hudutlarıyla rejimiyle bayrağıyla tanımıyorlar. Manası bundan çıkmaz. Zira bir devletle diplomatik münasebete geçen devlet büyükelçilik, konsolosluk orada tesis eden devlet o devleti tanımış olur. Bu fiili tanımadır. Bunun için hükümetin oturup bir karar alması gerekmez. Bu sebeple bizim istiklalimizi Lozan'da tanıdılar. Lozan olmasaydı istiklalimiz olmayacaktı sözü cahilane bir sözdür. Boğazlardan da böyle müddetli olarak bir para alınacak. Alınacak mı alınmayacak? Hayır böyle bir taahhüt de yoktur. Lozan muadesi ortadadır. Boğazlara ait statü geçiş bedavadır. Rehberlik hizmeti istenmediği takdirde bedavadır. Rehberlik hizmeti istense bir romarkör yol gösterir gemiye. Bu gemiler birçok defa buradan geçtiği için rehberlerde ihtiyaçları yoktur. Yüzde doksan dokuz onda dokuz kimse rehber almamaktadır. Ve kimse de para ödememektedir. Bu Lozan'da böyle olduğu gibi Montreux'de de böyle kabul edilmiştir. Aradaki fark... 36'da imzalanan mantraya kadar Boğazların iki yakası 15 kilometre derinliğe kadar gayri askeri idi. Türkiye orada asker bulunduramazdı. Montra bunu kaldırmıştır. Bir de Hatay için bir şey diyor. Hatay'da 100 yıllığına verilmiş 2023'te referandum yapılacağı söyleniyormuş. Hiç alakası yok. Bu da tamamen yanlış bir bilgidir. Hatay bize Lozan'da verilmiş değildir. Hatay 39'da Türkiye'ye iltihak etmiştir. Türkiye'nin Suriye ile olan hudutları. Fransız hariciye nazırı Franklin Bouillon. 21'de bakın daha Yunan Harbi bitmemiş. Hiçbir zafer de kazanılmamış. Şehirden şehire Türk ordusunun çekilişiyle Yunan Sakarya'ya kadar gelmiştir. İki buçuk sene süren Türk-Yunan harbini Türk tarihinin en şerefli, en büyük, en azametli harbi göstermekte Kemalist inkılaplara psikolojik bir mesnet sağlamak için uydurulmuş bir yalandır. Yunan harbi 190 bin kişidir Yunan ordusunun azami yükselttiği rakam. Türk ordusu da bu civardadır. Eşit sayılarla Yunan'la harp edilirken ara yu, psikolojik faktör Yunan'ın aleyhinedir. Yunan müstevlidir, Türk vatan müdafaa ediyor. Beşeri şartlar Yunan'ın aleyhinedir. Yunan ilerledikçe arkasındaki Türk unsuru sabotaj yapar, istihbarat yapar. Bu da onun aleyhinedir. Coğrafya da aleyhinedir. Yabancısı olduğu bir coğrafyadır. Bütün bu menfi faktörlere rağmen Yunan Sakarya'ya kadar gelmiştir. Bu işin iç yüzünü anlatsam size 5816 sayılı Mustafa Kemal Paşa'yı koruyan kanundan savcılar yakama yapışır. Ama bilin ki bu iş katiyen anlatıldığı gibi değildir. Bu bir muvazaadır hukuki tabirle. Türk milletinin yüzünü batıya çevirecek bir kahraman türetmek için uyduruk bir iştir. Askeri bakımdan da gayet kötü bir muharebedir. Bir tek noktadan size söyleyeyim istersen ben. Sabaha kadar bu milli mücadele üzerine konuşabilirim. Bakın. Bütün kemalist kalemler Yunan'ı İzmir'de denize döktük. Yakın tarihin en büyük yalanı budur. Yunan denize dökülmemiştir. Yunan 7 Eylül'de İzmir'i terk edip gitmiştir. Bir ordu düşünün. Mağlup olmuş kaçıyor. Kaçarken de her şehirde eğleniyor. Ne maksatla? Evleri yakmak. insanları katletmek. Malları gasp etmek kastıyla. Her yeri yakıyor. İsmet Paşa'nın Lozan'a giderken sirkecide söylediği sözdür. Yunan nahak yere. Anadolu'da 300 bin ev yakmıştır. Bunun hesabını soracağız. Bunu diyen İsmet Taşer tamirat tazminat meselesini bağışlamıştır. Lozan metninde vardı. Yunanistan kavanine harbiyeye mugayir olarak harp kanun ve kaidelerine beynemlel harp kanun ve kaidelerine mugayir olarak Anadolu'da icra elediği mezalimden doğan mesuliyetini kabul eder. Madde böyledir. Türkiye'de Yunanistan'ın içinde bulunduğu buhranı maliyi dikkate alarak, iktisadi krizi dikkate alarak Yunanistan'ı ödemesi gereken tazminatı ödemekten affeder. Yunanistan'ın içinde bulunduğu krizi düşünmek bize kaldı. Kabul etti ya ben haksızlık yaptım, adam öldürdüm, ev yaktım. Dikilden canlı hayvanlar bile manalara doldurarak götürdüler Yunanistan'a. Bunların resimleri var Ecnebi dergilerinde. 7 Eylül'de bu kadar şehirlerde eğlene eğlene Ege'ye doğru kaçan bir orduyu galip, kahraman bir ordu yakalayamadı bizim ordunun öncü kuvvetleri İzmir'e 9 Eylül'de girdi. Bu iki gün zarfında İzmir sahipsiz kaldı. Polonya asıllı Fransız İtfaiye Teşkilatı'nın başındaki müdür Ermenilerin İzmir'i yakması karşısında engel olamadı. Adam kendi hükümetine rapor vermiştir. 7 Eylül'de Yunan gitti. Dört gözle bekliyorum ki Türk askeri gelse de şehirde inzibatı sağlasam. Ermeniler planlı ve teşkilatlı olarak şehir dahilinde aynı anda 20 yerde yangın çıkardılar. Bir tek itfaiye arabam vardı. Oraya koşuyorum buradan haber geliyor şurada yangın var. Şuraya koşuyorum neden İzmir'i koruyamadığını kendi hükümetine izah ederken raporda yayınlanmıştır. İki gün İzmir'in sahipsiz kaldığını, Yunan'ın 7 Eylül'de İzmir'i terk ettiği halde 9 Eylül'de Türk ordusunun o da öncü kuvvetlerinin İzmir'e girdiğini Mustafa Kemal'le lehte aleyhte bir münasebeti olmayan Türklerle veya Yunanlarla bir dostluğu veya düşmanlığı mevzu bahis olmayan bir itfaiye müdürünün raporuyla sabittir. Ayrıca milli mücadele vukuatına ait kroniklerde de bu bellidir de. Hadi bizimkiler güvenilmez diyelim. Bir yabancı taraf tutmasına imkan olmayan bir yabancının raporuyla bu sabittir. O kaçıyor. Kaçarken de her yerde böyle eğleniyor. Sen kovalıyorsun yakalayamıyorsun. Bu yüz karasıdır. Yunan harbini niye mübalağa ile büyük ilan ettiler? Essiz bir zafer. Mustafa Kemal'in inkılaplarına eski tabirle söyleyeyim şükuh kazandırmak için. Şükuh münakaşasız bir otorite demek şükuh sahibi oldu mu sizin nezdinizde? Mesela bir müridin nezdinde şeyh şükuh sahibidir. Aklına yatmayan bir şey de duysa itiraz etmez. Vardır bir hikmet eder. Mustafa Kemal'in de bir bildiği vardır. O yanlış yapmaz. Kanaatini yerleştirmek için Yunan Harbi'nin. Çünkü bu kadar büyük bir başarıyı elde etmiş adam. Bizi yoktan var etmiş. Böyle şiirler de var. Bizi düşmandan kurtarmış. Yanlış yapmış olur mu? Bu psikolojiyi ihtas etmek için Yunan harbini büyütmüşlerdir. Buna rağmen hiçbir zafer kazanılmadan Franklin bu yon Ankara'ya geldi 1921'de. Sebep şudur. Antep'i, Maraş'ı evvela İngilizler işgal ettiler. Kahraman Antepliler ve kahraman Maraşlılar gücenmesinler. Kimsenin kılı kıpırdamadı. Fakat İngilizler Musul petrollerinden Fransızlara pay vermek istemedikleri için Fransız ordusunun orada yıpranmasını istediler. Fransızlara dediler ki biz üssül harekemizden çok uzaklaştık. Onların üssül harekesi Urfa. Siz Suriye'ye yerleştiniz. Burası size daha yakın. Buyurun burayı size verelim. Fransızlar da bedava mal bulduk diye Trump'e çala çala giderken İngiliz entelijansının ayarladığı bir Ermeni bir kadının çarşafını yırttı. Buna şahit olan sütçü imam herkes sana der ki imam adı adı imam olduğu için bu hoca sınıfındandır. Hiç alakası yoktur. Bu adam affedersiniz merkebiyle mahallelerde süt dağıtan bir esnaftır. Atının Orada bir nalbant dükkanında atının nallarını yeniletiyordu. Bu hadiseye şahit olunca o kızgın ateşte maşa gibi bir aletleri vardır. Onu kaptığı gibi gitti Ermeninin kafasına vurdu. Fransız da asayişsizlik istemeyeceği için buna engel oldu. Derken Türk-Fransız çatışması çıktı. 7 bin şehit verdi Maraşlılar. Bunun üzerine Fransızlar, bu İngilizler buraya işgal etmişken bize niye ikram ettiler? Onların zamanında bir hadise olmadığı da bizim girdiğimiz gün bu patlak niye verdi? Anladılar ki bu İngilizlerin kendilerine oyunudur. Bakın Kont Sforza diye sonradan İtalyan Hariciye Nazırı olmuş bir İtalyan var. O sıralarda İstanbul'da büyük elçiydi. Kont Sporçe hatıratında diyor ki İngilizler kendi müttefiklerine karşı kullanabilmek için Mondros Mütareke Namesi'nde Osmanlı Kara Ordusu'nu terhisten istisna ettiler. Osmanlı ordusunu Fransızlarla dövüşerek Fransızları yıpratıp petrolden pay vermemek için. Plan o zaman hazırlıyor. Oldu ki orduyla çatışmasına hacet kalmadan yerli halkın kıyamıyla perişan oldular. Franklin Bouillon bu planları öğrendi. Öğrendiğini nereden biliyoruz? Ankara İtilafnamesini imzalayarak bugünkü Suriye hududunu çizip gitti. Bugünkü Suriye hududunda istisna Antakya'dır. İskenderun'dur. Adana'nın bahçe kasabası üzerinden geçen bir hattır. Yani orada bir Antakya girinti oluyor ya, o yok. Çizgi düz Akdeniz'e ulaşıyor. İskenderun hariçte kalıyor. Adana'ya ulaşıyor. Lozan'da çizilen budur. Çünkü 1921 Ankara İtilaf Namesi denir. Buna göre Franklin bu yan gönül rahatlığıyla bu hududu çizdi. O hududun gerisine çekildiler. <laughs> Lozan'da denilecekti ki hiçbir zafer kazanmadan kendiliğinizden bize bıraktınız yer burayı. Biz Yunan'ı da yendik. Zafer kazanarak geldik. Şimdi daha ilerisini istiyorum. Antakya'yı isteyecekti. İstemedi. Lozan'ı isteyecek. E, ee, Laskiye'yi isteyecekti. İstemedi. Halep'i isteyecekti. İstemedi. Bana diyorlar ki ya sen bu Lozan'ı tenkit ediyorsun da ya hiç olmasa koca imparatorluktan bir parçasını kazan. Bu kadar mümkün idi. Ben bu tezi kabul ederdim. misak milli ölçü alınarak çünkü Yunan Harbi'nin hedefi gayesi misak milli hudutlarını gerçekleştirmektir. Oraya dahil olan yerler isteyip de alamasaydı. Batum misak milliye dair istemedi. Batı Trakya dahil istemedi. Adalar dahil istemedi. Hatta daha garibi Adaları bize verdiler. Almadık diyoruz Rıza Nur. Buralar kayalıktır. Ahalisi de ekseriyetle Rum'dur. Bunları elde tutmak için kuvvetli bir donanma gerekir. Bu da masrafı muciptir. Almadık. Sadece Yunanistan'a karşı aramızda bir tampon devlet bulunsun diye İtalyanlara verdik. Üstelik de oraları gayri askeri hale getirdik diyor. Verdiler almadık diyor vatanperver Rıza Nur. Görüyorsunuz ki benim hiç kimse insafım yok. Vatanın menfaati şahısların itibarından evladır. Kime dokunursa o dokunsun. Hatta Limne Adası'nı bizimkiler zapta geçtiği için unut, unuttulukları için kaybettik. Çünkü Çanakkale'nin Ağzına hakim üç tane adamız var. Aslı dörttür. Bunlara almaya lüzum gördüler. Senakale'nin emniyeti bakımından gereklidir diye. Bunlardan biri de Limni'dir. Limni'yi zapta geçmeye unuttukları için kaybettik. Lord Gürzon da umumi celsede Türk heyetiyle alay etti. Biz onlara dört tane ada verdik. Kendileri bunu üçe indirdiler. Herhalde limniye ihtiyaçları yok dedi. Birisi yetişip de ya bu zuhulen oldu. Şunu düzeltelim demedi. <laughs> Devam edeyim. Kıbrıs misakı milliye dahil istemedi. İstemedikten mada ileride kaybedilmesini icap ettirecek. Ben şimdi Lozan'ı anlatmak istemiyorum. İc kaybedilmesine sebep olacak bir şart ilave etti. Burada mütemekkin olan ahali Türk tabiyetini kaybeder, İngiliz tabiyetini kazanır. Bu muadeni mevki meriyete vazı tarihinden itibaren iki sene içinde. Türk tabiyetini tercih edebilir dedi. Güya onlara bir imkan tanıyor. Ancak Türk tabiyetini tercih edenler bu tercih hakkını kullandığı tarihi takip eden 12, 12 ay zarfında Türkiye hicrete mecburdur. İsmet Paşa Kıbrıs'ta halkı Anadolu'ya taşıdı. Bugünkü Rum çoğunluğu böyle meydana geldi. Başka hatalar da var. Alman Harbi'nde Ege sahillerine sığınan Rumları da bizim deniz nakil vasıtalarımız Kıbrıs'a taşıdı. Size bir seans da hakkında yaparım da böyle ne gerçekler olduğunu görürsünüz. Ben sualin noktasına geliyorum. Devamında Kıbrıs'ın İskender'in ve Antakya var. İstemedi. 1921'de henüz hiçbir zafer kazanılmadan imza edilen Ankara İhtilafnamesini aynen kabul ettiler. Halep'i hiç konuşmadı. Petrolü olduğu için bir tek musul talep edildi. O da becerilemedi. Ne suretle kaybedildi sonra size anlatırım. Demek oluyor ki okuyucunun sualinde Antakya bize belli bir müddetle Lozan'da verildi sözü tamamen yanlıştır. Bize Lozan'da verilmedi. Orası Suriye'nin bir vilayeti olarak bırakıldı. Ancak Fransızlar oradaki Türk çeteleri Fransızlara karşı mücadele ederken <laughs> bu çetelerin faaliyetinden çok zarar gördükleri için size bir muhtariyet verelim dediler. Böylece o çete hareketlerini durdurdular. Şimdi ne diyor Kürtler'de? Yani PKK bitsin istiyorsanız bize muhtariyet verin diyorlar. Aynen bunun gibi Fransız idaresi de Antakya bölgesine bir muhtariyet verdi. Bu muhtariyet dahili işlerde kendi kararını alan bir meclisti. Bu meclis İngilizlerin desteğiyle çünkü Fransızlar, İngilizler tarafından hüsrana uğratıldı. Musul petrollerinden zırnık alamadılar. Ama bunun homurtusu içindeydiler. İngilizler istedi ki Fransızlara bir darbe daha vursun. Mustafa Kemal'i teşvik ettiler, Antakya'yı talep etti. Talep etti ama kurtuluşunu göremedi. Çünkü 39'da. Aynen bugünkü Kuzey Kıbrıs gibi oranın parlamentosu Türkiye iltihak kararı aldı. Nasıl bir karar biliyor musunuz? 24 kişi Türkiye iltihak lehinde oy kullandı. 23 kişi aleyhde kullandı. Bir reyle. Antakya parlamentosu 39 senesinde bir rey farkıyla Türkiye'ye iltihak kararı aldı. Bu üzerine Şükrü Kanatlı kumandasında bir Türk birliği Antakya'ya girdi. Fransızlar da İngilizlerin desteğini görünce. Şimdi ben fazla tafsilata giremiyorum başka sorulara da cevap vereyim diye. Mesela Cambridge lokantasında Fransız elçisine siz bu Antakya'yı idare edemeyeceksiniz bize verin dedi. Mustafa Kemal Loren'in İngiliz elçisinin omuzuna dokunarak bak bu dostumuz da böyle istiyor dedi. Yani İngilizler de sizin Antakya'ya bize vermenizi istiyor diye Loren de tasdik edince Fransa baktı ki İngiltere de Türkiye'nin yanında bu emri vaki kabul etti. Demek oluyor ki Antakya şu şartla veya bu şartla Lozan'da verilmiş bize verilmiş değildir bırakın şartı ileride verilsin verilecek diye de bir şey talep bile edilmemiştir. 39'da arz ettiğim, hulasatan arz ettiğim şartlar dahilinde Türkiye'ye girmiştir. Antakya'nın hikayesi de böyledir. Halbuki asıl asıl Türk olan Laskiye'ydi. Onun altındaki yer Suriye sahilidir ve asıl Türk olan Halep A'dan Z'ye Türktür. Musul'u dava etti, Halep'i dava etmedi. Eğer Musul'u da alsaydı herhalde Ağrı Dağı'nı yontar, Mustafa Kemal'in heykeli yaparlardı. Bazı işleri parasızlıktan yapamadılar. Başka bir sual. Şeyhülislam. Bu hafta Mustafa, suallere cevap veriyoruz. Evet. Şeyhülislam Mustafa Sabri Bey'in İngiliz muhiç, bir, bir defa İngiliz Bey denmez. Ulema'ya efendi denir. Yani cumhuriyet terbiyesi bu. Ulema'ya bey denmez. Bir arkadaşımız vardı, ismi lazım değil şimdi üniversitede profesördür. Mahmut Şevket Efendi'yi Fransa'da ziyarete gitmiş, beyefendi demiş ona. O da demiş ki, evladım demiş, beyefendi senin babandır, ben sade efendiyim demiş. Şehzadeden de efendiye bahsedilir. Bilmiyor ki. Bin yıllık adab yıkıldı. Bin yıllık terbiye yıkıldı. Bunu yerine koymak çok zordu. Evet. evet. Ee, düşmana karşı mücadele eden Kuvayi Milliye Kuvvetleri hakkında ölüm fetvası verdiği, Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey hakkında da idam fetvası hmm. verdiği söyleniyor. Bunun aslı nedir? Bu doğru değil. Bu da doğru değil. Ne kadar yanlış bilgiler ortada deveran ediyor ki. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi. Mustafa Kemal hakkında fetva veren adam değildir. Fetva makamında değildi zira. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi İzmir'e İstanbul Kemalistler'e teslim edilmeden evvel Mısır'a gittiği zaman oranın da bizimki gibi batıcı kafalı adamları var. İslami duygu ve düşüncelere muhalif adamları var. Sahibi fetva diye bundan bahsettiler. Bu Mustafa Kemal Aleyhine fetva veren Şeyhülislam'dır. O da demiştir ki büyük kitabında vardır. Keşke ben verseydim o fetvayı. İftihar ederdim ama o fetvayı ben vermedim. Çünkü fetva makamında değildim. O fetvayı nasıl verildi, nasıl alındı ben çok uzun anlattım sarklı mücahitlerde. Kimin ağzından biliyor musunuz? Maraşal Fevzi Çakmağ'ın ağzından. O fetvayı vereni de itham etmek kabil değildir. Çünkü Fevzi Çakmak meclise 10 gün geç iltihak etti. Mecliste 4 saatlik uzun bir konuşma yaptı. Meclis sabıtlarının birinci cildinde vardır. Siz İstanbul'dan yeni geldiniz bize İstanbul muhitindeki ahvali anlatın diye onu kürsüye çıkardılar. Onun dört saatlik konuşması o günün şartlarında müstakil broşür halinde basılarak da Anadolu'ya gönderilmiştir. Dağıtılmıştır. Bu konuşmasında Fevzi Paşa diyor ki Padişah Cuma selamlığında Yıldız Camii'nde beni kabul etti. Dedi ki 50 senelik mesaibin altında ben ve sizin kabine kaldı sahip musibetler. Maalesef bu düşman tazlik altında burada bir iş yapma imkanı kalmamıştır. Sen de Anadolu'ya git. Daha önce de bize aman Anadolu'yla irtibatı kesmeyin, aman Anadolu'yu destekleyin. Silah kaçırılmasına yardım edin, adam göndermesine yardım edin diyordu. Bu defa dedi ki sen de git. Bak bak hain ilan edilen padişah hain ilan eden eşhastan biri olan hiç olmazsa ikinci adamı Kemalist Türkiye'nin ikinci adamı meclis sabıtlarında bu sözler muvaciyesinde nasıl o adama hainlikle itham ettiklerine insan şaşar kalır. Dört saatlik bir konuşmadır. Sen de git. Onlara anlat ki onlar hakkındaki bu fetvayı biz düşman süngüsü altında mecburen verdik. Gerçekten padişah doğru söylüyordu. Sokakta insanları yakalıyorlardı. Cebinde bir çakı bulunuyorsa çakıyı böyle parmağın arasına koyup buğzun. Vuruyor burasını kanatıyor. En vaze zulmü yapıyorlar. Ya masum halka niye bu zulmü yapıyorsunuz? Mustafa Kemal'e hain ilan eden fetvayı verin. Biz de bunu yapmayalım. İngiliz subayları odama kadar geldiler. Fetvayı veriyorsan ver, vermiyorsan seni buradan çöp sepetini atar gibi kaldırıp atacağız dediler. Düşündük, taşındık. Masum halka zulmedilmesini önlemek için Zaten bunun bir tesiri olmaz biz düşman tazik altındayız burada işgal altındayız diye bu fetvayı verdik diyor. O fetva bu şartlar altında verilmiş. Bunu da o şartları da Ankara'daki ricalin bilmemesi dolayısıyla İstanbul'daki şartları da Maraş'a dört saat izah ediyor. Daha başka şeyler de. Demek ki Sabri Efendi ile alakası yok. Boğazlıyan Kaymakam meselesine gelince evet Boğazlıyan Kaymakamının idam hükmü verildiği zaman Mustafa Sabri Efendi Şeyhül İslam'dır. Binaenaleyh meselenin ona taalluku vardır. İşgal kuvvetleri bir divana harp kurarak işgal kuvvetleri divana harp kurarak Ermenilerin tehcirine sebep oldu diye birçok adam pek çok adam muhakeme etmişlerdir de muhakeme ettiklerinden biri de Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'dir. Onun hakkında idam hükmü verdiler. Ama zevahiri de muhafaza eden eder görünen İngilizler bu divan Harp kararının padişah tarafından imzalanmasını istiyorlar. Yani sizin hükümetiniz, sizin padişahınız bunun hakkında aynı fetvada olduğu gibi bu idam hükmünü tasdik etti desinler. Çünkü Mustafa Kemal Anadolu'ya gitmeden evvel para Palas'ta anlaştılar ki padişahı düşmanla beraber gösterecekler halkın gözünden düşürecek hareketlere zorlayacaklar. Bu daha o zaman da başlıyor. Ondan talep ettikleri bir şey var. O şey padişah kötülenmezse, halife kötülenmezse yapılamaz. Bunları açık açık söyleyemiyorum. Beni herkes deli derecesinde cesur zannediyor mu? o kadar değil. Ben deliliğimde bir haddi var. İşin buradan sonrası 5816 sayılı kanuna dokunuyor. Bu bir anlaşma icabı. İngilizler padişahı halk nezdinde itibardan düşürmek için o idam hükümlerini, o fetvaları, bende asılları var. Kuşe kağıdına basarak Anadolu'da dağıttılar. Padiş Mustafa Kemal vatanı müdafaa ediyor. Padişah da vatan kahramanını aynı ilan ediyor. Padişahı gözden düşürmek için. Kuş ekağıda. Halbuki devletin milli ajans diye bülteni var. Bilsem getirdim size. Kullanılmış devlet dairelerindeki defterlerin boş olan arka yüzüne basılıyor. Devlet kağıt bulamıyor kendi e, ajans bültenini neşretmek için de dairelerden defterleri toplatıyor. Bunların kullanılmaz, kullanılmamış olan yüzüne basıyor. Böyle bir zamanda Mustafa Kemal aleyhine fetva, idam hükmü kuşa kağıda basılmış. Bunda düşman kağıttan bile intikal eder adam düşman iş olduğuna. Arayı açmak, İstanbul hükümetini kötü göstermek, halifeyi düşmanla beraber göstermek. Hatta İstanbul sokaklarına iki çeşit ilanları var. Kuvei Milliye yardım edenlere verilecek ceza idam. İdam kelimesinde elifin boyu bir insan boyu büyüklüğünde. İdam kelimesinde. Başka ilanlarda her fert Halifen emrine itaatle mükelleftir. Halifen emrine itaat etmeyeni işgal kuvvetleri en ağır şekilde cezalandıracaktır. İşe bak. <laughs> halifeye itaata halkı işgal kuvveti zorluyor. Burada bir donuzluk olmamak ihtimali var mı? Sana ne halife itaat edilmiş edilmemiş. Halife sen nesinin? Bu muammaları çözmüyorum şimdi. Sade suale müteallik kısmını söylemek için bunlara girdim. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Mısır'da basılan kitabında diyor ki bu idam kararını aldım. Padişahın huzuruna gittim. Padişah Sultan Vahidettin en büyük bir fukahadan fakih alimden daha alim bir fıkıhçıydı. Bunun ispatı nedir biliyor musunuz? Osmanlıcasıyla da Latinizesiyle de ortada mevcut fıkıh kitaplarının ilmihal kitaplarının fıkıh demeyelim fıkıh daha geniş en değerlisi Nimetül İslam isimli kitaptır. Bin sayfa civarındadır. Nimetül İslam'ı yazan Sultan Vahidettin'dir. Sultan Vahidettin Ömer Ziyaeddin Dağıstani'nin Gümüşhaneli dergahında müridi olmuş. Vilayetin karşısında şimdi yerinde yerler esiliyor. Orada ondan Arapça, fıkıh, kelam, şehzadeliğinde bir İslam alimi olarak yetişmiştir. Sonra bir tecrübe yapmış, bir fıkıh kitabı yazmış. Kitabı basılmadan padişah olunca padişah olan bir adam fıkıh kitabı yazdı. Biraz tuhaf gelmiş ona. Hacı Zihni Efendi'ye rica etmiş. Bu kadar emek çektim Bu kitap basılsın isterim ama kendi adıma da edeb ederim. Şuna imzanı koy da bunu bastıralım. Hacı Zihni Efendi de mal memnuniye kabul etmiştir. Nimetül İslam isimli kitap bugün Hacı Zihni Efendi'nin ismiyle basılmıştır. Latinizdesi de vardır. Okuyabileceğiniz en mufassal ilmaldir. Muamelat ihtiva eder. Nasuh Efendi ilmali muamelat ihtiva etmez. İbadet kısmına aittir. Muamelatlı en mükemmel fıkıh kitabı budur. Bu da Vahidettin'in eseridir. Bunun manası şudur. Vahidettin fıkıh bilen bir alim. Şeyhülislam diyor ki hayatımda böyle bir imtihan vermedim. Biz bunu nasıl imzalarız? Şer'an bu caiz değil, bu idam da meşru değil. Değil, değil, değil. İkna etmek için ne söyledimse çürüttü. Hayatımda kan ter içinde kaldım. Verdiğim en ağır imtihan oldu. Nihayet mecbur kaldım. Dedim ki Efendimiz biz hür değiliz. Düşmanın elinde burada esiriz. Ya onun dediğini yaparız ya da o bunu yaptırmak için halka zulmeder. Buna sebep oluruz. Ha, şeran yol arama. O zaman şeran yol arama Şeyhülislam Efendi. Şeran yol arama. Buna şer'i bir yol yoktur. Kemal Bey teşhir etmiş Ermenileri. Durup dururken etmemiş ki adam insan çıkarıyor, katliam yapıyor, mal yağmalıyor. alıyor. Öldürse bile hakkıydı. Öldürse bile hakkıydı. Tehcirle iktifa etti. Biz bunun idamını nasıl caiz deriz? Ama biz esiriz ya bunu deriz Yahut da bunlar aynen fetva işinde olduğu gibi halka zulmederler. O zaman şer'i bir mesele olarak değil, siyasi bir mesele olarak zararın çoğundan kurtulmak için azına razı oluruz. Zarara am ile zarara has ihtima ettikte zarara has ihtiyar olunup zarara am defolunur Bu İslam kaidesi. Bir şahsın zararıyla umumun zararı bir araya geldi. Ya bir şahıs zarar görecek ya da umum zarar görecek. Binlerce adam zarar görecek. Binlerce adama karşı bir adamın zararını tercih ederiz. Binlerce adamın zararını önleriz. Bu şer'i bir kaydedir buna istinaden imzaladı. Karar veren de Şeyhülislam değildir. Karar veren Divan-ı Harp'tir. Divan-ı Harp İngilizlerin teşkil ettiği bir tiyatrodur. Başka bir sual. Evet. Kanunname-i Ali Osman'da Fatih Sultan Mehmet Han'ın bunu 30 şehir İslam'dan zorla onay alarak yürürlüğe koyduğunu iddia ediyorlar. Bunu kim iddia ediyor bilmiyorum. Hayatımda ilk defa karşılaştım. <laughs> evet. Kanunname'yi Ali Osman'ın nasıl yapıldığı ve yapıldığı zamandaki metin elde yoktur. Muahhar iki nüshası vardır. Çok sonradan yazılmış. Bundan dolayı aleyhimmet belki... Fatih hakkındaki kitabında iddia ediyor ki bu uydurmadır. Bu uydurmadır. Sonradan biri bunu uydurdu. Fatih'e nispet etti. Hiçbir kitapta bugüne kadar ömrüm bu işle geçti. Bu kanunnamenin tanzim şekline dair bir tafsilata rastlamadım. Türkiye kütüphanelerinde de yoktur. Bulunan nüshalarda, Viyana'da vesairedir. Basılmıştır. Latinizesi de vardır. Fatih ben bunu fetva ile yaptım demiyor zaten. Fetva ile yaptım demiyor. Fatih fiilen mevcut olan bir hususu kanunlaştırıyor. Evlat ve kardeş katli öteden beri mevcut olan bir şeydi. Bir defa isyan edenin isyan edenin katli her zaman caiz. Kanunnamede itiraz edilen şey evlat ve kardeş katlidir. Başka meseleler kimseye alakadar etmiyor. Fatih diyor ki ekseri ulema bunu tecviz etmiştir diyor. Kanunnamede böyle bir şey var. Kime ki saltanat müyesser ola Nizam-ı alem için karın öldürebilir. Bak öldürsün demiyor. Öldürebilir diyor. Bunun manası şudur. Sonradan bu değiştirilmiştir. Ekberiyet esası kabul edilmiş. En yaşlı hanedan azası. Sultan Reşat gibi 60 yaşında tahta gelirsin. İhtiyar adam hamlesiz olur. Fatih bütün evlatları eşit hak sahibi kabul ediyor. Bunlar mücadele etsinler, dirayetini ispat eden başa geçsin. Ümmetin menfaati için evlatları arasındaki bir mücadeleyi tecviz ediyor. Ben size evlat ve kardeş katli hikayesini anlattığım zaman ki bunu müstakil anlatmam lazım. Cevizoğlu'nun programında bile anlatamadım. Herif saydı gitti orada bir kitaptan bir sürü iftira her birinin tarihi ve kayı olarak ayrı ayrı esbabı var. Bir defa fiilen ispat edenlerde hiç tereddüt yoktur. Hiç. Sen onu öldürme, sen onu sen öldürecek. Kim öldürmemeye razı olur kendi ölüp de? Ben öleyim de karşımdaki ölmesin. Bunu kimsenin istemeye hakkımız yoktur. İslam ihtimali olduğundan dolayı öldürülmeye itiraz vardır. Bunların hepsinin cevabı vardır. Söylenildiği gibi Fatih zorla ulemadan fetva almış değildir. Fatih bunun için fetva alıp almadığı da tarihi kayıtlarda yoktur. Birisi uydurmuş. Başka bir suası.